Bir hoş geldiniz demek istiyorum. Ayağınıza sağlık. Çok olmak lazım dedik bazen. Ve Kıvanç'la beraber muazzam bir kampanyaya bir kez daha imza atmış durumdayız. Mavi olarak belki farklısınız, belki değilsiniz. 14 yıldır 20. kampanya. Yani Kıvanç eşittir Mavi, eşittir Jean. Hep beraberiz. Çok ayrıcalıklı bir ilişkimiz var. Bu samimiyet, içtenlik aslında klasikleşti. Reklamda da Blue Jean'ler ön planda. Ve bir klasik denim dünyası yaşatmaya çalışıyoruz müşterilerimize. Mavi'nin bu klasik ve zamansız denimlerini Kıvanç'ın bu dansıyla, çok güzel müzikle, çok güzel reklamla başka bir seviyeye taşıdık. Gururluyuz. Hepinize tekrar yani bu lansmana, bu toplantıya bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Kıvanç'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum içtenliğiyle. Kıvanç ne zamanki çıtayı yukarı nasıl çekeriz desek hemen onu nasıl yapacağını bize hep gösteriyor ve bu biraz da gerilerek işte şey diyor ya, o huysuz gerilim şarkı sözlerinde de var, doğru söylüyorsun. Ama burada da muazzam bir performans ortaya koydu. Ona bir şey yaptık, hani dedik ki ya gel burada da böyle bir dansı ortaya koyalım. Yani bizi kırmadı ve acayip sahneyi doldurdu, ekibi coşturdu. Muazzam bir iş çıkardık. Ben inanıyorum ki tabii her şeyin ötesinde Mavi sevenler, Mavi'nin müşterisi bu reklam sayesinde hem Kıvanç'ı hem Mavi'yi daha da çok sevecekler. Daha da çok olacağız. İşte bazen çok olmak lazım diyoruz. Kıvanç da bu reklamda çok oldu. Sözü sana bırakmak istiyorum. Birlikte. Sağ ol Kıvanç, eline sağlık. Teşekkür ederim. Bir 14 yılı özetleyelim aslında Kıvanç Bey. Nasıl geçti 14 yıl sizin adınıza 20 tane arkadaşlar, reklam filmi? Arkadaşlar bu arada hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Çok mutlu ettiniz bizi. Bugün gerçekten çok heyecanlıyım çünkü benim için bambaşka bir reklam ortaya çıktı. Sebebini de zaten Cüneyt Bey söyledi. Hep böyle yeniyi yapmaya çalışmak, hep daha ileriye gitmeye çalışmak, ona kafa patlatmak. Bir parça süreç içerisinde insanı geriyor olsa da o profesyonelliğin bir parçası. Ne kadar insan geriliyor o kadar demek ki az hatayla, optimum başarıyla işi sonlandırma gayesinden mütevellit. Ben 14 seneyi şöyle, ya 14 sene, 14 sene 20 reklam, samimiyetin ve profesyonelliğin ekrana yansıyan bence en güzel hali. Yani ancak bunu bu kadar kelimelere şu anda dökebiliyorum. Biz çok şeyler başardık birlikte Mavi ailesiyle. Başarmaya da devam edeceğiz. Her sene üzerine koyarak ölümsüzleştirmiş olduğumuz birçok şey kattık bu 14 sene ve 20 reklama. Başarılarımız inşallah çok uzun süre daim olsun diyorum. Ben son derece mutluyum. Kendimi yeni projelerde, değişik pozisyonlarda, böyle değişik hikayelerde görüyor olmak beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Çünkü aynı şeyi tekrar etmekten ben de çok sıkılan bir insanım. Aranızdan muhakkak birileriyle yapmış olduğum röportajda söylemişimdir. Yani yenilenmeyi çok seviyorum. O deriyi muhakkak değiştirmek lazım. O yüzden Mavi ile bunu her defasında, her sene yapabildiğim için son derece mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca teşekkür etmek istediğim bazı insanlar olacak burada. Sevgili Ekin'e çok teşekkür etmek istiyorum. İzlemiş olduğunuz bütün koreografiyi hazırlayan, yapan sevgili dansçı arkadaşlarımıza, Semih'e, Emir'e, Emir Taha'ya, bizim filmimize inanılmaz bir dinamik katan sevgili Emir Taha'nın da yakında albümü çıkacak. Emir'e de buradan başarıları daim olsun diyorum, başarılar diliyorum. Harika bir parçayla bambaşka bir seviyeye çıkardı reklamı. Göz önünde olan, görünen, görünmeyen, ekran önünde, ekran arkasında olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Mavi ailesine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlere de teşekkürler. Efendim hemen dansı yorumlayalım aslında. Bu dans çok konuşulacak. Çok konuşulacak da kesinlikle. Çünkü Kıvanç Tatlıtuğ'u ilk defa dans ederken görüyoruz. İşte ilkler de zaten. Evet. Bundan sonra da artık dans edecek misiniz? Ben güne dans ederek başlıyorum. Bundan sonra dans eder miyim? Ya proje gelirse, hatırlarsan veya hatırlayan vardır. Yıllar önce bir müzikal yaptık. Evet. Gris müzikalinin burada düzenlendiği bir temsili olmuştu. Orada da sahnede
performans gösterme fırsatı bulmuştu. Denk gelirse olur, neden olmasın? Bir Michael Jackson dönüşleri oldu efendim aslında. Evet, kesinlikle bir iş yapar mı? Harikasınız zaten Kıvanç Bey. Bizim işe yapıp yok, dememize söyleyeceğim. Bile gerek yok rica aslında. Rica ederim, size söylüyorum. Dans fikri sizin miydi efendim? Cüneyt Bey az önce ne zaman daha iyisini yapmak istesek Kıvanç Bey'e söylüyoruz. O da yardımcı oluyor, teşekkür ediyoruz diyor. Ne gibi katkılarınız oluyor? Fikir sizin miydi? Diğer o 14 yıllık içerisindeki katkılarınız nelerdi? Fikirler karşılıklı ortaya çıkan bir şey ama her defasında yani şöyle önce bir şey oluşmadan önce masada tabii ki bunun bir tartışması, bunun bir tepkisi, neler yapabilir, neler yaparız, neler yapmayız veya nasıl kendimizi geliştiririz gibi oturup konuşmalar oluyor bir sonraki sezonla ilgili. Ama şu zamana kadar bir kere daha teşekkür ediyorum. Mavi'den gelen her senaryo istisnasız hemen hayata geçirilip istenip hemen onaylanıp hemen bir an önce çalışmalara başlanılmıştır. Yani bu geçtiğimiz 20 reklam için böyle, sadece bu reklam için değil. O yüzden o kadar güzel tamamlanan bir durum söz konusu ki burada. İşte samimiyetim ve profesyonelliğim bence ekranın en güzel. Peki efendim, da devam edecek galiba. 20. yıla kadar devam ederse inşallah diyelim. 20. yılda Kıvanç Tatlıtuğ özel koleksiyonu gelir mi? Sizin de tasarımlarınızla, sizin vesaire katkılarınız. Vallahi onlar teknik sorular. Teknik sorular. O kadar yok biliyorsun. Teknik soru, beni aşan sorular. Peki efendim, tamam. Dans fikri geldiği zaman ilk düşünceniz ne oldu? İlk tepkiniz ne oldu aslında? Dürüst mü? Dürüstçe. Sevgili Gaye ve Zehir'in buradalar. önce biraz bir ufak çapta bir yapalım mı? Yapalım tabii ki. Ben yapabilir miyim acaba? Niye şimdi bu kadar böyle bir kısa zaman içerisinde, böyle bir temponun içerisine giriyor? Acaba dansı başka bir şey mi yapsa? Bu sırada şöyle, bu reklam özel değil. Dürüst konuşuyorum arkadaşlar. Bu benim bir sancılı bir süreç vardır. Şeyde vardır derken kendi yolculuğumla ilgili fark etmiş olduğum hikayemi anlatayım. Ben bir şeyden dolayı sancılansam o işin sonunda muhakkak tatmin oluyorum, mutlu oluyorum. Çevremde beni tanıyan insanlar da genelde ekibim, eşim, dostum benim sancılandığımı görüp veya kafaya bazı şeyleri takıp bu nasıl olacak, bunun altından nasıl kalkacağım dediğim zaman gönülleri esasen bir bakıma da çok rahat olur. Bundan dolayı aslında hepimiz birbirimizi biliriz. O süreci de böyle. O süreç bir şeydir, döngüdür. O süreci biz her defasında 20 senedir yaşarız, devam eder. Bu da onlardan bir tanesiydi. Dans heyecanlandırdı. Yeni şeyler öğreniyor olmak bambaşka bir heyecan kattı bana. Tabii sonucun, tabii sizler tarafından da, izleyen insanlar tarafından da bugün güzel reaksiyon aldığını gördük hep birlikte. Son derece mutlu olduk. Biraz da süreçten de bahsedelim aslında efendim. Kaç haftalık bir eğitim süreci geçti sizin için bu danslarda? Kaç haftalık? Kıvanç bu işi çat diye kaptı. Öyle haftalara kalmadı bu iş. Haftalar bile sürmedi aslında. Birkaç saatte duyum geldi efendim. Birkaç saatte sanki öğrenmişsiniz bu işi. Öyle oldu. Üstünden gelmişsiniz. Öyle oldu. Çok fazla bilet izlemiş gibiydi. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Onlar tabii öğretmek de çok önemli bir şey. Yani her işini çok iyi yapan aynı zamanda iyi öğretmen oluyor anlamına gelmiyor. Hem çok iyi dansı biliyor olması ikinin, hem çok iyi öğretiyor olması, çok iyi koreograf olması zaten hepsini beraberinde bir bütünüyle geldi. Bir gün, bir full gün çalıştık zannedersem. Evet. Onun sonucunda da böyle bir şey çıktı ortaya. Asıl efendim Başak Hanım'ın görüşlerini merak ediyoruz. İzledi mi? Bizden önce Başak Hanım izledi mi? Ve tepkileri ne oldu size karşı bu danstan sonra özellikle? Dostum izlemedi daha gerçekten. Bu akşam izleyecek. Herkesle beraber izleyecek. Dans ettim dediğiniz zaman ne söyledi size? Kelimesi ne oldu? Dans. Her şeyi yaparsın dedi.